Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel bir gül modelim var arkadaşlar. Örgüden gül yapımı. Çok güzel, harika, oldukça da kolay ve çok da zevkli bir modelim var arkadaşlar. Bu modelimi 3 aşamada göstereceğim sizlere. ilk İlk aşamada gülümüzün içini hazırlayacağız. Daha sonraki günümüzde de yapraklarımızı en sonda 3. günümüzde de diğer bedenimizi ve birleştirmemizi göstereceğim. Şöyle Gülümüzü kenara alıyorum malzemelerimi kısaca hemen anlatmak istiyorum e, Aralarda birkaç kullanacağım yerler var uç kısımlarında falan Çok amaçlı bir yapıştırıcım var kumaşlarda falan da kullanılabilen çok amaçlı Şöyle olmazsa olmazlarımızdan makasımız her zaman lazım olacak Tığımız olacak çünkü tığla yapacağımız için Tığımda ipimin kalınlığında bir ayarda bir tığım var İğne de bazı yerlerini dikeceğiz İğnem de etamin iğnesi ama küçük boyunu kullanacağım çok az bir pamuğa ihtiyacımız var. O da gülümüzün şöyle tam açarak da gösterebilirim. Tam ortasında ufak bir pamuğa ihtiyacımız olacak. Daha sonra şöyle bir telimiz var. Alüminyum bir tel, çok da yumuşak bir tel. O telimizi yaprağımızın kenar kısmı için kullanacağız. Ve en sonda bu kalın telimiz var. Bakır bir tel var. Farklı bir tel de kullanabilirsiniz sert olarak. Onu da oradaki gövdemizi eklemesini birleştirmemizi yapacağız. Malzemelerimiz bunlar. dilerseniz başlayalım. Ölçülerimi tam olarak ayarlamadım arkadaşlar. Ne kadar ölçü olacağını göz ayarında yaptım. İtirafını şöyle bir ayarlayıp ondan sonrasını kestim ben. Yani bir, bir, bir santim ayarlamadım. Dilerseniz onu da yaparım yani hazırlayabilirim. Evet şimdi malzemelerimizi de söyledikten sonra hemen cecik modelimize başlayalım. Şöyle kenara alıyorum malzemelerimi. Beyazdan yapacağım daha net gösterebilmek açısından. Şimdi başlayalım bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Şimdi şöyle ipimi bir dönüş yaptırdım. Şöyle ayarladım. Biraz yakına gelmeye çalışayım. Buraya bir iki tane zincir çekeceğim. Zincir çektikten sonra dibinden bir batış yapıyorum birleştiriyorum. Birleştikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve bu araya 5 tane sık iğne yapacağız. Modelimizi sık iğne ile yapacağız. Başını almadan şöyle 1 2 3 İpimi de bu arada kaydırıyorum aradan. 4 Bir tane daha yapalım. 5 Şimdi 5 tane yaptıktan sonra İlk başa geliyoruz ve bunu birleştiriyoruz. Birleştirirken de kaydırma yöntemiyle yapıyoruz. Şu aradan geçiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şu i̇pimiz daha sonra araya gidecek Şimdi geldik 3. sıramıza. Şimdi 3. sıramızda da yani başlangıcımızı bir saydık. Şurada ilk 5 tane 2 saydım. Burayı da 3 olarak sayacağım. Şimdi burada her ilmeğimizi ikişer tane batacağız. Şöyle ilk başlarımız biraz şey olacak ama şimdi 1 2 her bu ilmeğimizi bir tane batıyoruz sıramıza. Toplamda 10 tane olacak burası. 4 oldu. 5 6 7 9 bir tane daha yapalım 10 10 tane yaptıktan sonra yine başlangıç yerimiz belli oluyor ilk baştan alıyorum yine kaydırma yerini temiyle buralarda ben ataç yine ya da iplik kullanmıyorum arkadaşlar böyle zincir çektiğim için gelişlerimiz belli oluyor şimdi bu sarımızda da bir tane tek yapıyorum dibinden olarak başlıyoruz bir tanesini tek yaptım yanındakini çift yapıyorum. Bir tek bir çift olacak. Aynı yere bir kere daha batmış oluyorum. 3 oldu. 4 5 12 13 14 ve 15 15 tane yaptıktan sonra yine başlangıç yerimizden geliyoruz birleştirip kaydırma yöntemiyle tekrar bir bir tane de zincir çekiyoruz şimdi bu sıramızı da iki tane tek bir tane çift yapıyoruz bir iki tane tek yanına

17 18 19 ve 20 20 tane yaptıktan sonra yine eklem kısmına geldik eklememizi yapıyoruz bu aralarda hafif hafif arttırmalarımız da şuralarda belli olmaya başladı arkadaşlar şimdi üçüncü olarak yapıyoruz 3 tane tek yapıyoruz yine dibinden başlayaraktan 1 2 3 tane tek yapıyoruz. Yanına bir tane çift yapıyoruz. Şu aralarda görünebilirse bakın çift aldıklarımız şuradan görünüyor. Şuralarda bakın belli hafiften belli olayan açık renklerden daha net gösterebilmek için. Şimdi 3 5 tane yaptık. Devam edelim. 1 2 3 tane yapıyoruz. Bir tane Arttırıyoruz, yani çift yapmış oluyoruz. 1, 2, 3. Yine eklem yerine geldik ve birleştiriyoruz. Bir tane de zincirimizi çekiyorum. Bakın kenar kısımlarımızı. Şimdi dörtlü olarak yapıyoruz. Bu arttırma kısmımız son. Tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane tek yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Aynı yere tekrar bakmış olduk. 1, 2, 4 tane yapıyoruz. 1 tane çift yapıyoruz. 4 tane yaptım 1 2 1 2 3 4 eklemesini yapıyorum kaydırım yöntemiyle Evet arttırma kısımlarımız bitmiş oldu şimdi bundan sonrasını 11 tane tek yapacağız bir tanemizi yapalım tek olarak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane tek yaptıktan sonra başını alıyoruz şu kısmımıza yalancı kay şeyden teorisi yapacağız. Şey, yalancı trabzon da deniliyor. başını bir kere doluyoruz. Sıradaki tığ batısına batıyorum. Üçünü bir seferde çıkartıyoruz. Tekrar başına alıyorum. Aynı yere batıyorum. Üçünü bir seferde çıkartıyorum. Başına alıyorum. Sırada devam ediyorum. Bunu tek olarak yapıyorum. Başını bir kere alıyorum. Yanındakini de tek olarak alıyorum. Tekrar başını bir kere doluyorum. Yanına sırada devam ediyorum. Buraya iki tane. Aynı yere tekrar bir daha batıyorum. Tekrar yanına devam ediyorum. Bir tane tek. Yanına bir tane daha yapıyorum. Yine bir tek. Başını alıyorum. Tekrar yanına geçtim. Buraya da iki tane. Yani toplamda 3 tane arttırma yapmış oluyorum. Arada da 2 tane de teklilerden yapmış oluyoruz. Şimdi buraya tekrar yine toplamda 12 tane de sık iğne yapıyorum. Normal sık iğnemiz devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 tane. 12 tane yaptıktan sonra tekrar gene birleştiriyorum. Son sıramızı yapıyoruz artık arkadaşlar. Bundan sonrası bitmiş olacak. Şimdi bir zincirim çektikten sonra bu sefer tam bu trabzonlarımızı yaptığımız yere kadar 12 tane sık iğnemizi yapıyoruz bir tek olarak yani. 2 3 4, 5 6 7 8 9 10, 11 12 tane 12 tane yaptıktan sonra şuradaki arttırmalı yerimiz vardı bu sefer buraya çift olarak normal trabzanlarımızı yapacağız başını bir kere doladım batıyorum. 2 2 de çıktım. Başını bir kere doluyorum aynı yere. 2 2 de çıkıyorum. Yanına geçiyorum. 2 2 toplamda 18 tane yapacağız. Başını bir kere doluyorum. Aynı yere dibine batıyorum. Çift olacağı için 2 ve 2. 4 tane oldu. 5 6 7

Takalım. 17 ve 18. 18 tane yaptıktan sonra burası günümüzün şöyle kıvrım yeri olacak. En üstteki şu şekildeyle. Şimdi tekrar yine buraya 12 tane sık iğnemizi devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 tane. 12 tane yaptıktan sonra eklememizi yapıyorum. Modelimiz bitmiş oluyor. 1 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 tane zincir çekmiş oluyorum. 2 kere başını doluyorum. Aynı yere batacağım. Şöyle dibine, tam dibine battıktan sonra buraya 2 2 ve 2 de çıktım Tekrar yine 2 kere başını doladım. 2 2 ve 2 de çıktım. Bir kere daha aynı şekilde yapıyorum. 2 kere başını doluyorum aynı yere. 2 2 ve 2 de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelimi bitirmiş oluyorum. Ve şu, birazcık şuradan da, da kopardım burayı da uzun oldu. Evet. Günümüzün şeklini hazırlamış olduk arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bunlardan 3 tane daha yaptım sizler için. Önceden hazırlamıştım. Şu şekilde. Toplamda 4 tane olacak. Evet. Diğer ikinci bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim.